Bu parçalar anlatım yönünden yukarıdakilerden hangisi ya da hangileriyle ortak yönlere sahiptir? İçten anlatım, tartışmacı anlatım, öznel anlatım. Kimdir bu hayatta mutluluğu en çok hak eden? Herkes bu soruya benim diye cevap verme eğilimindedir mutlaka. Ama acaba bu kişiler mutlu olabilmek için ne kadar mücadele etmişlerdir yaşamları boyunca? Her olumsuzluğa anında isyan ederek mutlu olabilecekleri durumların farkında olmadan bu mutluluğun hakkını vermeden onu geçiştirerek başkalarının sevinçlerinden kendilerine pay çıkartmaya çalışarak mutluluğu en çok hak eden olduklarını sanırlar. Böyle kişiler bilmeliler ki nasıl çalışmadan, mücadele etmeden başarılı olunmuyorsa çaba sarf etmeden de mutlu olmak diye bir şey yok diyor arkadaşlar. İçten samimi bir anlatım var. Tartışmacı anlatım var mı? Evet işte sorular sordu. Mutlu olmak en çok e, mutlu olmak için neler yaptınız? Nasıl mücadeleler verdiniz? Önemli olan bu dedi ve bir anlatım var. Hepsi var ilk metinde. İkinci metne bakıyoruz. Son zamanlarda nereye gitsem, kiminle konuşsam, hatta kimin gözlerinin içine baksam derin bir mutsuzluk ya da tükenmişlik ifadesi görüyorum. Mutsuz olmak için o kadar sebep var ki. Mutluluk dünyayı terk etmiş, bambaşka bir gezegene göç etmiş zannediyorum. Deprem korkusu, işsizlik, ekonomik kriz terör olayları, savaşlar ve daha birçok sebep yüzünden yaşamaktan bıkan, yaşamayı sevmeyen insanlardan oluşan bir topluluk haline geldik diyor. Burada da tartışmacı anlatım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çevremizi, arkadaşlarımızı, dost ve akrabalarımızı hatta kendimizi bile sevmiyoruz artık diyor. Çünkü mutlu olmayı unuttuk. Bunun nedeni de mutluluk için hiç enerji harcamamamız. Bu adamın kendi fikri, kendi fikrini söyledi arkadaşlar. Kendi e, fikrinden dolayı zaten tartışmacı anlatım dedik. Öznel mi öznel, içten mi içten yani samimi cevabım E şıkkı. İki parçadan mutlulukla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tanımlamasının değişkenlik gösterdiğine, elde edilmesinde emek gerektirdiğine, geçmişe göre zor elde edildiğine, herkesin hak ettiğine ilgi çekici olduğuna diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Kimdir bu hayatta mutluluğu en çok hak eden? Herkes soruya benim diye cevap verme eğilimindedir mutlaka. Ama acaba bu kişiler mutlu olabilmek için ne kadar mücadele etmişlerdir yaşamları boyunca? Her olumsuzluğu anında isyan ederek mutlu olabilecekleri durumların farkında olmadan bu mutluluğun hakkını vermeden onu geçiştirerek başkalarının sevinçlerinden kendilerine pay çıkartmaya çalışarak mutluluğu en çok hak eden olduklarını sanırlar. Böyle kişiler bilmeliler ki nasıl çalışmadan mücadele etmeden başarılı olunmuyorsa çaba sarf etmeden de mutlu olmak diye bir şey yoktur. Yani çaba sarf etmek gerekiyor diyor. İkinci metne bakıyoruz. Son zamanlarda nereye gitsem, kiminle konuşsam, hatta kimin gözlerinin içine baksam derin bir mutsuzluk ya da tükenmişlik ifadesi görüyorum. Mutsuz olmak için o kadar sebep var ki, mutlu olmayı terk etmiş bambaşka bir gezegene göç etmiş zannediyorum. Deprem korkusu, işsizlik, ekonomik kriz, terör olayları, savaşlar ve daha birçok sebep yüzünden yaşamaktan bıkan, yaşamayı sevmeyen insanlardan oluşan bir topluluk haline geldik. Çevremizi, arkadaşlarımızı, dost ve akrabalarımızı hatta kendimizi bile sevmiyoruz artık. Çünkü mutlu olmayı unuttuk. Bunun nedeni de mutluluk için hiç enerji harcamamamız. Yani emek vermeden mutluluk olamaz diyor her iki metinde de. Bunları şöyle eliyoruz arkadaşlar. Elde edilmesinde emek gerektirdiği ile alakalı bir şey var cevabın bursa. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu iki metin için söylenemez? İki metnin de ana düşüncesi aynıdır. İki metnin de konusu aynıdır. İki metinde de çıkarımlarda bulunulmuştur. İki metinde de aynı kişi aracılığıyla anlatım sağlanmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Kimdir bu hayatta mutluluğu en çok hak eden? Herkes bu soruya benim diye cevap verme eğilimindedir mutlaka. Ama acaba bu kişiler mutlu olabilmek için ne kadar mücadele etmişlerdir yaşamları boyunca? Her olumsuzluğu anında isyan ederek mutlu olabilecekleri durumların farkında olmadan. Bu mutluluğun hakkını vermeden onu geçiştirerek başkalarının sevinçlerinden kendilerine pay çıkartmaya çalışarak mutluluğu en çok hak eden olduklarını sanırlar. Böyle kişiler bilmeliler ki nasıl çalışmadan, mücadele etmeden başarılı olunmuyorsa, çaba sarf etmeden de mutlu olmak diye bir şey yok. İkinci metne bakıyoruz. Son zamanlarda nereye gitsem, kiminle konuşsam, hatta kimin gözlerinin içine baksam derin bir mutsuzluk ya da tükenmişlik ifadesi görüyorum. Mutsuz olmak için o kadar sebep var ki mutluluk dünyayı terk etmiş bambaşka bir gezegene göç etmiş zannediyorum. Deprem korkusu, işsizlik, ekonomik kriz, terör olayları, savaşlar ve daha birçok sebep yüzünden yaşamaktan bakan, yaşamayı sevmeyen insanlardan oluşan bir toplum haline geldik. Çevremizi, arkadaşlarımızı, dost ve akrabalarımızı hatta kendimizi bile sevmiyoruz artık. Çünkü mutlu olmayı unuttuk. Bunun nedeni de mutluluk için hiç enerji harcamamamız. İkisinde arkadaşlar konusu aynı. Mutluluk için enerji harcanmıyor diyor. Mutlu olmak için çaba yok diyor. Ana düşüncesi de aynı. Mutlu olmak için çaba harcayacaksın diyor. Dolayısıyla bu da var. İkisinde de çıkarımlarda bulunulmuştur. Bunu yaparsan mutlu olursun. Yoksa mutlu olamazsın. Yani çaban yoksa, mücadelen, emeğin yoksa mutlu olamazsın diyor. İki metinde de aynı kişi aracılığıyla anlatım sağlanmıştır. Bu söylenemez arkadaşlar. Cevabımız Bursa Şıkkı olacaktır. Çünkü neden? İkinci metinde ben kişisi var. Üç, ilk metinde ise üçüncü tekil kişi var arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Bursa Şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangileri iki parçada ortak niteliklerdir? Açıklayıcı anlatım, somutlama, nesnel anlatım, örnekleme, öznel anlatım, tanımlama, tartışmacı anlatım. Zaman üzerine neredeyse hiç düşmediğimiz ama istisnasız hayatımızın her alanına sızan bir olgu. Zaman nedir diye sorduğumda yanıt alabildim arkadaşlar. İşte nokta nokta hayatımızın her alanına sızan bir olgudur demek istiyor. Dolayısıyla burada bir ne var, burada bir tanımlama var arkadaşlar. Zamanı nasıl algıladığımız onu tanımlamalar getirmekte ama her tanımlama çeşitli felsefi bakışlarda muhakkak ki beraberinde eksiklikler de getirmektedir. Zaman toplumlarının ve kültürlerinin hayatı kurma biçimlerine göre çeşitli farklılıklar göstermiştir. Yabanıl zaman algısı batılı toplumların zaman algısından bütünüyle farklıdır. Batılı toplumların zaman algısı bütünüyle geri çevrilemez, birikime dayalı ve çizgisel nitelikleriyle ön plana çıkar. Yabanıl zaman algısı ise yatay bir yapıya sahiptir. Dönüp tasavvufa ve bektaşilik inancına baktığımızda ise bu defa her anda yaşanan bütün zamanlar karşımıza çıkar. Aynı zamanda arkadaşlar bir bilgi verdi. Bilgi verici metinlerde de açıklama kullanılır. Açıklayıcı anlatıma baş vurulur diyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Tanımlamayı ve açıklamayı ilk metinde bulduk. İkinci metne bakalım. Yuvarlak çepeçevre seyirciyle kuşatılmış bir alanda oynanır. Oyun yeri açıklıkta olduğu için buraya mergi temaşa, temaşa çayırı denir. Denir dediği için arkadaşlar denirin olduğu yer tanımlama demektir. Dolayısıyla burada da bir ne vardır? Bir tanımlama vardır. Seyirciyle oyun alanı ipler ve kazıklarla yapılmış parmaklıklarla ayrılır. Oyuncuların giyim kuşamlarını koydukları sandığa da pusat denir. Çoğunlukla oyun yerinin bitişiğindeki çadırda giyinir. Oyun yerinde belli başlı iki parça dekor bulunur. Bunlardan biri yeni dünya, diğeri dükkandır. Yeni dünya ve dükkan birbirine benzeyen 2, 3, 4 katlı kafes paravandır. Aralarında boy bakımından fark olduğu gibi gövdeleri de değişiktir diyor arkadaşlar. Yuvarlak adlı oyunu ne yaptı arkadaşlar? Oyun hakkında bilgi verdi yani burada da bir ne vardır? Açıklayıcı anlatım vardır ki buna biz açıklama diyoruz. Açıklayıcı anlatım var arkadaşlar, bir kesinlikle var. Ondan sonra tanımlama var. Hangisi ortaktır diyor. Bir ve şöyle altı ortak cevabım aşık. Numaralanmış parçaların hangisinde? Okumanın aynı zamanda öğrenmeyle güçlendiği düşüncesi verilmiştir. Bazı okurlar bir romanı okumadan önce o roman üzerine yazılmış her türlü eleştiriyi okur. Böyleleri romanı önce başkalarının gözüyle görmeyi her şeyden üstün tutar, kendi okumasını sona bırakarak. Burada arkadaşlar öğrenmeyle değil de eleştiriyle diyor. Yani eleştirerek önce eleştirir sonra okur dolayısıyla biri eliyoruz, hiç uzatmamıza gerek bile yok. İkiye bakıyoruz. Okuma becerisi zaman zaman okuma yazmayı öğrenmiş olma anlamında kullanılmaktadır. Oysa ilk okuma okuma becerisinin sadece başlangıcıdır. Bu yüzden okuyabilmeyi okuma becerisiyle bir tutmak doğru değildir. Okuma yazma öğrenilmiş olsa bile bu temel beceri ancak sürekli kullanıldığı ve geliştirildiği zaman bir değer taşır. Mark Twain'ın dediği gibi kitap okumayan bir insanın kitap okuyamayan bir insan karşısında hiçbir üstünlüğü yoktur. İlk okumada hedef okumayı öğrenmektir. Fakat daha sonra öğrenmek için okuma gerçekleşir diyor. Yani okumanın aynı zamanda öğrenmeyle güçlenebileceği anlamı var. Cevabım Bursa şıkkı arkadaşlar. Diğer metinlere de bakalım. Bireylerin yaşamları boyunca kullandıkları en etkili öğrenme yollarından biri olan okuma okullardaki öğrenme, öğretme süreçlerinin temel etkinliklerinden biridir. Öğrenme öğretme sürecinde okumanın büyük bir yere sahip olması, bu süreçte gerçekleşen öğrenmelerin öğrencilerin okuduklarını anlama güçlerine bağımlılığını artırır, bağlılığını arttırır diyor. İlk öğretimden üniversiteye kadar bütün okul programları içinde okuma en önemli yeri oluşturur. Aynı zamanda günlük yaşama ayak uydurabilmek için iyi bir okuma gerekir. Okul yaşamında herhangi bir destek ki başarısızlık o dersin gerektirdiği özel yeteneğin yanı sıra okumanın zayıf olmasından kaynaklanmakta. Burada okumanın güçlü olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla... Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bunu da eliyoruz. Üçte de herhangi bir şey yok. Biri zaten yani A'yı elemiştik. İnsanların okuma bağımsızlığı neden engellenir? Bir kitap neden yasaklanır? Çoğu zaman bir gerekçesi vardır kitap yasaklamanın. Buradaki metin belli ki kitap yasaklamanın nedeni yani gerekçesi üzerine kurulan bir metindir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. En genel ve geleneksel ifade ile okuma yazma alfabe aracılığıyla yazılı metinlerin okunması ve yazılması olarak tanımlanmaktadır. Okuma yazma nedir? Yani bir tanım yapmış. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere okumanın gerçekleşebilmesi için yazılı bir metnin bulunması ve bu metnin görsel ya da fiziksel yolla girdiğe dönüşmesi gerekmekte. Burada da arkadaşlar bir metin olması gerekiyor. Görsel ya da fiziksel olması lazım diyor. Bunu da eriyoruz. Cevabım bursa. Hangi parçada okuma özgürlüğü konu edinmiştir? Bakalım bazı okurlar bir romanı okumadan önce o roman üzerine yazılmış her türlü eleştiriyi okur. Böyleleri romanı önce başkalarının gözüyle görmeyi her şeyden üstün tutar, kendi okumasını sona bırakır. Böylece okuduğu romanı kendi gözüyle görmez, eleştirmenin gözlüğüyle dalar romanın sırlarına. Burada arkadaşlar özgürlükten bahsetmiyor eleştiriden bahsediyor önce diyor o roman hakkında yazılan eleştirileri okur sonra romanı okuyor böyle yaptığı için de diyor kendi gözüyle değil başkasının gözüyle okumuş oluyor romanı diyor Dolayısıyla ne yapıyoruz ay ediyoruz burada okuma özgürlüğü ile ilgili bir şey yok okuma becerisi zaman zaman okuma yazmayı öğrenmiş e, olma anlamında kullanılmakta Oysa ilk okuma okuma becerisinin sadece başlangıcıdır Bu yüzden okuyabilmeyi Okuma becerisiyle bir tutmak doğru değildir. Okuma yazma öğrenilmiş olsa bile bu temel beceri ancak sürekli kullanıldığı ve geliştirildiği zaman bir değer taşır. Burada arkadaşlar mevzu okuma özgürlüğü değil okuma becerisidir. Okuma ve okuyamama yani e, doğru okuma. Okumayı öğrenmiş olmaktan bahsediyor. Dolayısıyla A'yı ve B'yi ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim. Bireylerin yaşamları boyunca kullandıkları en etkili öğrenme yollarından biri olan okuma okullardaki öğrenme öğretme süreçlerinin temel etkinliklerinden biridir. Öğrenme öğretme sürecinde okumanın büyük bir yeri sahip olması bu süreçte gerçekleşen öğrenmelerin öğrencilerin okuduklarını anlama güçlüklerine bağlılığını artırmakta. Burada da arkadaşlar okumanın okullardaki öğrenme öğretme süreçlerinden en temel etkinliklerden biri olduğunu söylüyor. Okuma özgürlüğü ile alakalı bir şey yok. Bu durumda C şıkkında eliyoruz. İnsanların okuma bağımsızlığı neden engellenir? Bağımsızlık burada nedir arkadaşlar? özgürlük şöyle tamam bir kitap neden yasaklanır çoğu zaman bir gerekçesi vardır kitap yasaklamanın bazen siyasaldır bu gerekçe bazen dinsel bazen cinsel bazen de toplumsal bakıyorum totaliter devletler e, kiliseler dahası kimilerin demokratik hükümetler tarih boyunca kendi düşüncelerine ters düşen yetkilerini sorgulayan kitapları yasaklamışlar. Günümüzde yalnızca Afrika ve Doğu ülkelerinde ya da bizim gibi ülkelerde değil, Batı ülkelerinin çeşitli katmanlarında da sürüyor kitap sansürü. Çünkü sansür yani yasaklama arkadaşlar. Çünkü okumayı, kitabı, güç gösterilerini ortaya koymaya en büyük engel olarak görmüşlerdir. Evet, okuma özgürlüğü neden diyor kitaplar yasaklanıyor insanlar o kitapları neden okuyamıyor okuma özgürlüğünden bahsetti cevabım denizli arkadaşlar e okumamıza gerek yok cevap denizli şıkkı bir parça konu yönüyle diğerlerinden farklıdır? Bazı okurlar bir romanı okumadan önce o roman üzerine yazılmış her türlü eleştiriyi okur. Böyleleri romanı önce başkalarının gözüyle görmeyi her şeyden üstün tutar, kendi okumasını sonraya bırakır. Böylece okuduğu romanı kendi gözüyle görmez, eleştirmenin gözlüğüyle dalar romanın sularına. Romanın dünyası okura aslında hiçbir şey vermez. Okur, Önceden kurulmuş bir sevgi ya da nefretin camları arkasından seyredip kendi duygularını oluşturur. Yani roman sadece kılavuzdur. Onda belirini ortaya çıkaran her okurun aslında kendisidir. Burada arkadaşlar eleştiri söz konusu. Şöyle bir eleştiri yani okur diyor, romanı okumak yerine o roman hakkında yazılan eleştirileri okuyor. Böyle yaptığı için de Okumak istediğinde o romanı aslında okumuş olmuyor. Çünkü başkasının gözlüğüyle bakıyor, eleştirmenin gözlüğüyle bakıyor diyor. Tamam. Okuma becerisi zaman zaman okuma yazmayı öğrenmiş olma anlamında kullanılmaktadır. Oysa ilk okuma, e, okuma becerisinin sadece başlangıcıdır. Bu yüzden okuyabilmeyi okuma becerisiyle bir tutmak doğru değildir. Okuma yazma öğrenilmiş olsa bile bu temel beceri ancak sürekli kullanıldığı ve geliştirildiği zaman bir değer taşır. Mark Twain'in dediği gibi kitap okumayan bir insanın kitap okuyamayan bir insan karşısında hiçbir üstünlüğü yoktur. İlk okumada hedef okumayı öğrenmektir fakat daha sonra öğrenmek için okuma gerçekleşir. Burada konum okuma arkadaşlar ilkinde konum daha çok temel anahtar, anahtar e, sözcük olarak veriyorum eleştiri. Evet, bireylerin yaşamları boyunca kullandıkları en etkili öğrenme yollarından biri olan okuma, okullardaki öğrenme-öğretme süreçlerinin temel etkinliklerinden biridir. Öğrenme-öğretme sürecinde okumanın büyük bir yere sahip olması bu süreçte gerçekleşen öğrenmelerin, öğrencilerin okuduklarını anlamada e, güçlerinin bağlılığını artırmaktadır. İlk öğretimden üniversiteye kadar bütün okul programları içinde okuma en önemli yeri oluşturur. E burada da hep okuma okuma dedi konumuz okuma üzerine arkadaşlar burada da devam edelim. İnsanların okuma bağımsızlığı neden engellenir? Bir kitap neden yasaklanır? Çoğu zaman bir gerekçesi vardır kitap yasaklamanın. Bazen siyasaldır bu gerekçe, bazen dinsel, bazen cinsel, bazen de toplumsal. Bakıyorum totaliter devletler kiliseler dahası e, kimileyin Demokratik hükümetler tarih boyunca kendi düşüncelerine ters düşen yetkilerini sorgulayan kitapları yasaklamışlardır. Günümüzde yalnızca Afrika ve Doğu ülkelerinde ya da bizim gibi ülkelerde değil Batı ülkelerinin çeşitli katmanlarında da sürüyor kitap sansürü. Çünkü okumayı, kitabı, güç gösterilerini ortaya koymaya en büyük engel olarak görüyorlar. Burada da kitap okuma okumanın sadece farklı bir yönüne değinmiş arkadaşlar ama yine e, asıl mevzu, asıl konu okumadır en genel ve en geleneksel ifade ile okuma yazma alfabe aracılığıyla yazılı metinlerin okunması ve yazılması olarak tanımlanmakta. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere okumanın gerçekleşebilmesi için yazılı bir metnin bulunması ve bu metnin görsel ya da fiziksel yolla girdiğe dönüşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla geleneksel olarak okuma yazma. Burada da yine temel mesele arkadaşlar okumadır gördüğünüz gibi. İlkinde okumadan bahsetmiyor. Yani romanı okumadan önce o roman hakkında yazılan eleştirileri okumaktan bahsediyor. Farklı bir konu bu yüzden cevabım A şıkkı. Bu parça 3 paragrafa ayrıldığında bölümlemeler sırasıyla hangi numaralı cümlelerden itibaren yapılır diyor arkadaşlar. Bakalım Bilgi çağında yaşadığımızı kabul ediyorsak sadece paylaşılan bilginin değer taşıdığını söyleyenlere hak vermeliyiz. Bilgi edinme özgürlüğü bilginin paylaşılmasını da beraberinde getirmekte. Dolayısıyla kendinizde sakladığınız, gizlediğiniz bilginin günümüz yaşamında bir kıymeti yoktur. İlk üç birbiriyle alakalı arkadaşlar bilgiden bahsetti, bilgi çağından bahsetti. Doğayı, yaşamayı, gelişme yöntemlerini merakla öğreniriz. Doyurulmayan merak daima güç, e, güçlenir diyor arkadaşlar. Evet burada artık konum ne oldu? Şöyle konu artık merak oldu arkadaşlar. Yani 3 yeni bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. Devam edelim. Doyurulan merakın yerini başka alanlara e, duyulan meraklar alır diyor. Yerini diyor başka alanlara duyulan meraklar alır. Devam edelim bakalım. Edindiği bilgileri erken yaşlarda yeterli bulup vazgeçenler olduğu gibi yaşamları boyunca merak olgusunu canlı tutanlar da var. Yine merak dolayısıyla 3, 4, 5 de birbiriyle alakalı. Günümüzde meraklanan sayısının fazla olduğu toplumlara bilgi toplumu diyoruz. Burada artık konu ne oldu arkadaşlar? Bilgi toplumu oldu. Konu değişti mi? Değişti. Yani bu da benim için bir giriş cümlesi olmuş oldu. 3 ve 4 giriş cümleleridir. 3 ve 6 pardon 4 değil. Bu durumda cevabım C şıkkı.